Hoş geldiniz arkadaşlar. Başlık adı ben muhabbet kuşu besliyorum. Salmaya atacağım. Yani örneğin ayrı kafeste çift çift duruyor. Ben onları tek kafese atacağım. Yavru tutacağım. Arkadaşlar bunu böyle izlere söyleyeyim. Direkt hayvanları ufacık kafesten büyük kafese aldığınız zaman hayvanlar direkt kırgınlaşır ölür. Yani her gün bir muhabbet kuşunuz ölür veyahut kırgınlaşır. Bunu önlemek için hem ceyrandan uzak tutmanız gerekiyor. Hem de yavruyken bırakın. Yani alışsın hayvan direkt. Direkt ufacık kapisteyken onu büyük yere bıraktığınız zaman ne olur? Hayvan biraz tereddüt içinde kalır. Çok muhabbet kuşu bir arada gördüğü zaman ya hayvanın içi böyle küser. Bu yüzden de yem yemez. Su içmez, iştahsızlaşır, kendini kırgınlaştırır. O yüzden de ölümler gözlenir. Yani ölüm ard arda gelir. Bunu önlemek için yani yavrunun bir üst kademesi olsun. Bir araya yavaş yavaş sokun. Ondan sonra salmaya yavaş bir şekilde yani kademe kademe acele etmeden salmaya bırakabilirsiniz. Çünkü direkt küçük kafesten direkt büyük kafese attığınız zaman ölüm aşırı derecede çoğalır. Yani ben sizler için diyorum. Yani her insanın başına gelmiş. Benim de başıma gelmiş. Yani benim başıma gelen şey istiyorum ki sizin başınıza gelmesin. Yani çünkü ben de 10 tane muhabbet kuşum vardı, 10 çift. Salmaya attım. Direkt ölümler gözlendi ardarda. Bu yüzden de nedir? Yani yavrunun büyüsü yani yavruluktan çıkmış. Hafif böyle orta yaşlarda, örneğin farz edin 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, siz 20 yaşında bırakın. Yani örnek olarak söylüyorum sizlere. Öyle bıraktığınız zaman yavaş yavaş 1'dir, 2'dir, 3'dür, 4'dür, hafif hafif. Ondan sonra zaten çiftleştirmek istiyorsanız tutarsanız hem dişli hem erkekli. Küçük kafese bırakırsınız. Bir hafta mı, 5 gün mü, o size kalmış bir şey, bir de hayvanlara bağlı. Eğer birbirlerine kızışmışlarsa iyicene çiftleşirler. Biraz bekleyin, bir iki gün çiftleştikten sonra ondan sonra tekrar salmaya atarsınız. Kafeste yapacağınız zaman böyle bir kafes göstereyim sizlere. Böyle göstereyim arkadaşlar kafesi. Mesela burada delik var. Muhabbet kuşun küçük kafesten almayın, büyük kafes alın. Bırakın çünkü mesela 4-5 tane birden yumurtluyorlar, sıkışıp ölmesinler diye. Hint bülbülü şeyi de bırakabilirsiniz. Mesela böyle bırakın, buraya da bırakın. Yani bölüm bölüm bırakırsınız, aralara tahta atın. Ben böyle yapmıştım. Aşırı derecede yem falan atıldığı için mecburen bırakmak zorunda kaldım. Şu an güvercin besliyorum. Yani yine de sizlere faydalı bir video sunabilmek için video çekiyorum. Umarım söylediğimi iyicene anlamışsınızdır. Dediklerimi uygularsanız sizler için daha iyi olur. Hayırlı, yani iyi bir verim alırsınız. Hayırlı kuş beslemeler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.